ormanların yanması, buzulların erimesi, denizlerin ısınması, iklim değişiklikleri, erozyonların yaygınlaşması, su baskınları, çamur taşıyan seller, asit yağmurları, balık türlerinin yok olması, çevre kirliliği dünyanın doğal ve tarihi dokusunu mahvetmektedir. Bizim bir vatanımız, bir de dünyamız vardır. Birisi olmadan diğerinin varlığı elbette anlamsızdır. Hem vatanımızı hem de içinde yaşadığımız gezegenimizi düşünmek, sorunlarını dert etmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız. Çünkü bizim milliyetçiliğimiz ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine saygı gerektirir. Çünkü bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığıyla eş anlamlıdır. Bir defa şu hususun altı kalın bir şekilde çizilmelidir. İnsanlık küresel ısınmanın ağır problemleriyle muhataptır. Türkiye'miz bundan bağımsız değildir. Bugünümüzü düşünürken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak hepimizin, tüm insanlığın ahlaki ve vicdani görevi olmalıdır. Dünyanın sıcaklığı sistematik bir şekilde artış halindedir. Güney kutbunda bugüne kadar görülmemiş büyüklükte buzul parçaları koparak ana kütleden ayrılmaktadır. Küresel ısınma denilen süreç, sera gazlarının atmosferde yoğun olarak artması sonucunda yeryüzünde yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yükselişidir. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği sonucunda milyarlarca insan sel, kasırga, kuraklık ve susuzluk ve salgın hastalıklarla karşı karşıyadır. Böyle giderse 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı yaşayacağı tahmin edilmektedir. Yükselen deniz seviyeleri pek çok adayı yutma riski taşımaktadır. Büyüklüğü 4.2 milyon kilometre kare olan Amazon'un bugüne kadar neredeyse %25'i yok olmuştur. Kavurucu sıcaklar ve kuraklık tarımsal ürünlerin çeşidiyle birlikte miktarının da azalmasına yol açarak küresel açlık ve yoksulluk sorununu derinleştirecektir. Önümüzdeki yıllarda su kaynakları, temel gıda maddeleri üzerinden küresel cepheleşme ve hatta sıcak ve çatışma ihtimali oldukça fazladır. Yine yapılan tahminlere göre denizlerin yükselmesinden kıyı kesimleri ciddi ölçülerde etkilenecek, deltalardaki tarım alanları, plajlar ve yat limanları belki de kullanılamaz hale gelecektir. Türkiye'nin 27 ilinin deniz kıyısında olduğu düşünülürse, kıyı yapıları, balıkçılık, turizm gibi ekonomik ve ticari ilişkiler gelecekte öngörülemez zararları görebilecektir. Allah'ın verdiği nimetlerin doğru ve dengeli kullanılmamasından dolayı insanlık vahim felaketlerle yüz yüzedir. Ülkemiz küresel ısınmanın, bununla mündeviç iklim değişikliğinin kuşku yok ki endişe verici sonuçlarına maruzdur. İklim krizinin tesirlerini en aza çekmek için fosil yakıt kullanımını azaltmak, bunu ikame için yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygın ve yoğun olarak gündeme almak mecburiyetindeyiz. Rüzgar ve güneşi merkeze alan bir enerji dönüşümü, teknoloji içeriği yüksek bir sanayi gelişimini de beraberinde getirecektir. Ayrıca güneş ve rüzgardan elektrik üretim kapasitesinin artması, sanayi üretimindeki değer zincirini önemli oranda büyütecektir. Türkiye bu alanlarda zengindir. Doğru planlama, doğru strateji ve doğru yatırımlarla mesela enerjideki dışa bağımlılığımız zayıflayacak, milli gelirimiz ilerleyen dönemlerde yükseldikçe yükselecektir.